أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين. Allah Azze ve Celle'nin izni keremiyle, rahmetiyle ve bereketiyle, lütfuyla bugün, bugünün önemine binaen yine sahabe ikliminden, selef-i salihinden bazı nakiller yapmak istiyorum. Bugünler bizim için özel günler. Onun için bizim de en güzel özelimiz onların hayatını yaşamakla olur diye düşünüyorum. Bu tür günler eğlence günleri değil sadece, aynı şekilde Rabbimizi zikretme günleri. Çünkü insan eğlendiği zaman, insan hoşlandığı zaman, insan Allah Azze ve Celle'nin nimetleriyle karşı karşıya geldiği zaman Rabbini daha çok zikretmesi lazım, daha çok hamd etmesi lazım. Yani hem sevinçte hem üzüntüde sürekli Rabbini anması lazım ki biz de bu adeti bozmuyoruz ve bu tür günlerde sahabe ikliminden bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi konumla alakalı biraz bilgi vereyim size. Konum cömertlik ve bereketle alakalı bazı örnekler vereceğim. Özellikle kardeşlerin içinde ve Müslümanlarda bu konuda ciddi manada bir eksiklik olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Cömertlik ve bereket, yani Allah Azze ve Celle'nin kendisini zayi edeceğini düşünen insanlar var. Oysa Allah Azze ve Celle kullarını zayi etmez ki bununla beraber Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisi vardır ki Allah cömerttir, cömerti sever diye veya Allah Azze ve Celle'nin iki eli açıktır, dilediği şekilde verir diye veya mesela İmam Şafii der ki en zor şey üçtür: azlıkta cömertlik, yalnızlıkta vera, ümit edilip korkuların yanında hak söz demiştir İmam Şafii. Burada dikkat edici nokta neresidir? Azlıkta cömertlikten bahsediyor. Bunun dışında Mutarrif bin Abdullah şunu söylüyor. Diyor ki kim malı için dinini feda ederse Allah ona fakirlik verir. Ve kıyamet günü onu iblisin önünde cehenneme doğru sancak taşıyan kimseler arasında haşreder. Yani parayı diniyle değiştiren insanların durumu bu şekildedir. Şeytana sancaktar olur ve onun ve beraber cehenneme kadar gider, Allah muhafaza. Bu söylediğim şeylerin bizim konumuzla ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü insanlar biraz daha fazla para kazanacağım diye dinlerini terk ediyorlar. Biraz daha fazla para kazanacağım diye Müslümanların ortamlarını terk ediyorlar. Konum bununla alakalı. Zaten biraz sonra anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu konuda bize örnek olacak bir sahabe düşündüm. Sonra baktım ki bu konuda örnek olacak sahabelerden bir tanesi Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh. Ama Abdullah İbni Cafer'i kimse belki çok iyi bilmez. Ama onun babasını çok iyi tanıyorsunuz. Onun babası büyük bir şehit. Onun babası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne ciddi manada mazhar olmuş bir kişi. Cafer bin Ebu Talib. Kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu. Kısaca onun hayatından bahsedeyim, ondan sonra Abdullah İbni Cafer'e geçeceğim. Cafer bin Ebi Talib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına ilk inanan, ilk tabi olanlardan ve Mekke müşriklerinin zulümlerine dayanamıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onu emir olarak tayin ederek Habeşistan'a yolluyor. Ve yıllarca orada kalıyor. Bakın yıllarca orada kalıyor. Bakın dikkat edecek bir nokta şurasıdır ki kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle gidiyor. Git, onlara emirlik yap diyor. Hatta Habeş kralıyla bizzat kendisi görüşüyor. Çünkü emir o. Yani o kafilenin emiri o olduğu için yıllarca orada kalıyor diyebiliriz. Sonra gel zaman git zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ediyor. Aradan yine yıllar geçiyor. Ama hala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona gel demiyor. Kalsın diyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de ne olup ne olmayacağını tam kestiremiyor. Daha devlet tam olarak kurulmamış. Daha münafıklar var içinde, Yahudiler var. Onun için istiyor ki o orada dursun, en azından Habeşistan'da insanlara din anlatsın istiyor. Ta ki Hayber'in fethine kadar. Hayber'in fethinde Cafer bin Ebi Talip
kendisi geliyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görüyor. Aradan geçmiş müfessirlere göre, tarihçilere göre 13 sene. 13 sene bir vakit geçmiş kardeşler, dile kolay. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onu görmenin sevinciyle diyor ki Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim anlayamadım diyor. Yani Hayber'in fethine eş değer tutuyor onu. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu ne kadar çok sevdiğini gösteren bir delildir, bir karinedir diyebiliriz kardeşler. Sonra aradan bir sene geçiyor. Yani hicretin 8. yılı. Mute savaşı diye bir savaş meydana gelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam ordusunu hazırlıyor. Bunlar Arap olup da Hristiyan olan bir topluluk. Onların üzerlerine yürüyecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle söylüyor. Sancak komutanlık Zeyd bin Harise'dedir. Ona bir şey olursa Cafer bin Ebi Talip'tedir. Ona bir şey olursa Abdullah bin Revaha'dadır. Ona bir şey olursa Müslümanlar kendi aralarında bir komutan tercih ederler. Tabi bu sözler eski kitapları okuyanlar için anlam taşıyan sözler. Ehli kitaptan bazı kimseler, Yahudiler olsa gerek, gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama diyorlar ki ey Muhammed, biz eski kitaplarımızda peygamberlerimize şunu okuyorduk. Eğer senin anlattığın gibi bir şey anlatıldıysa demek ki o ismini verdiklerinin hepsi ölecek. Biz bunu anladık. Hadi bakalım senin nübüvvetinin delillerinden midir değil midir onu anlarız dediler. Başka rivayette Zeyd bin Harise'ye geliyorlar bir tane Yahudi. Diyor ki ey Zeyd, ben bu sözlerden şunu anladım ki sen öleceksin. İstiyorsan gitme diyerek onu yolundan çevirmeye çalışıyor. Tabi Zeyd bin Harise hiç ona kulak asmıyor bile. Sonra kardeşler Mute Savaşı çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'nin kendisine öğrettiği şekilde, gösterdiği şekilde savaşı an be an anlatıyor. An be an anlatıyor. Diyor ki Zeyd bin Harise sancağı aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli gösterdi. Ölümü de çirkin ve sevimsiz göstermeye çalıştı. Her birimizin başına gelecek olan olay budur. Siz cennete gideceksiniz ya, şeytan hemen gelir, yanı başınızda durur, hayatı size tatlı göstermeye çalışır, eşinizi size hatırlatır, çocuklarınızı hatırlatır, mallarınızı, mülklerinizi size hatırlatır. Ölümü de size kerih gösterir. Rabbe kavuşmayı da size kerih gösterir. Aynısı Zeyd bin Harise'ye oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki bir an müminlerin kalplerinden imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır ki sen ise bana dünyayı sevdirmek istiyorsun diyerek Zeyd bin Harise ona böyle cevap veriyor ve çarpışıyor, şiddetli bir savaşın içine giriyor ve Allah azze ve celle ona şehadet nasip ediyor diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Oturduğu yerden bu görüntüleri tek tek anlatıyor sanki bir televizyonda izler gibi. Ve diyor ki kardeşiniz için Rabbimizden af dileyin diyerek söylüyor. Sonra diyor ki sancağı bu sefer Cafer aldı. Aynı şeyi onlar için de şeytan geldi. Onun yanına hayatı, dünyayı ona sevimli gösterdi. Ölümü çirkin ve sevimsiz gösterdi diyor. Allah Azze ve Celle onun da kalbini sağlamlaştırdı. O da ilerledi ve düşmanla çarpıştı. Ve Allah Azze ve Celle ona da şehadet nasip etti diyor. Ve diyor ki kardeşiniz için mağfiret dileyin diyor. Sonra Abdullah İbni Revaha aldı. Abdullah İbni Revaha alıyor sancağı. Aynı olaylar onun içinde gerçekleşiyor başka rivayetlerde. O biraz tereddüt ediyor. Biraz tereddüt ettiği için aleyhissalatü vesselam onun cennete biraz geç girdiğini dahi söylüyor. Bunların üçü de şehit oluyor. Müslümanlar kendi aralarında Allah'ın kılıcı olan Halid İbni Velid'i komutan olarak seçiyor, tayin ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu da bildiriyor. Diyor ki o da şehit oldu. Sancak Allah'ın kılıcı olan Halid İbni Velid'e verildi diyor. Bizim olayımız burada kardeşler. Bir gün Allah Azze ve Celle izin verirse Cafer bin Ebi Talib'in hayatını anlatırsak daha detaylı bir şekilde anlarız. Bu olay gerçekleştikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam onun evine gidiyor. Düşünün. Yani bir sene kalmış peygamberin yanında ve Allah Azze ve Celle ona şehadet nasip ediyor.
Cafer bin Ebi Talib'e. Hatta bu olayı anlatanların bazıları şunu söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuşmayı yaptıktan sonra işte sancağı ilk önce Zeyd bin Harise alsın, sonra Cafer bin Ebi Talib alsın, sonra Abdullah bin Revaha alsın dediği zaman orada bazı rivayetlerde Ebu Bekir, bazı rivayetlerde Ömer ağlıyor. Ey Allah'ın Resulü, onu göndermesen. Onlar da anlıyorlar çünkü. Aradan bir sene geçmiş, Mute Savaşı gerçekleşmiş ve Müslümanlar zaferle dönüyorlar. Ama tabi Peygamber aleyhissalatü vesselama an be an anlatıldığı için aleyhissalatü vesselam Cafer'in radıyallahu anh evine geliyor. O zaman daha Abdullah İbni Cafer 7 yaşında. Ve Abdullah İbni Cafer ki kendisi Habeşistan'da doğmuş. Yani hicrette doğan bir çocuktan bahsediyoruz. Hatta onu anlatırken ona ne diyorlar? Bahrul Cud, yani cömertlik denizi. Kutbu Saha, cömertlik kutbu. Böyle lakapları var. Çünkü bu lakabı hak eden bir şahıs şöhret bulmuş bu konuda. Biraz sonra meseleyi anlatacağım. Geliyor Cafer'in evine ve eşine diyor ki işte Abdullah nerede diyor. Abdullah'ı çağırıyor. Abdullah'ı işte bacağının üstüne oturtuyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ağlamaya başlıyor. Bu durumu duyan onun eşi, o da aynı şekilde ağlamaya başlıyor. Ne oldu diyor ey Allah'ın Resulü? Yoksa Cafer'le beraber Müslümanlara bir şey mi oldu deyince o da evet diyor, ama diyor ağlıyorsan da ağla ama ağzından sakın ama sakın kötü bir şey çıkmasın. Tabii eşi bir müddet böyle ağlamaya başlayınca vay Cafer, vay Cafer diyerek ağlamaya başlayınca Peygamber aleyhissalatü vesselam onu uyarıyor ve çocuğu alıp gidiyor, evine gidiyor. Ailesine diyor ki bunlara işte yemek götürün. 3 gün boyunca yas evine yemek götürme adeti de zaten buradan çıkıyor kardeşler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Cafer'i kendi torunları gibi. Çünkü kendi torunları gibi görüyor. Artık Hasan'ın ve Hüseyin'in arkadaşı zaten. Aynı yaştalar. Alıyor, tıraş etmeye götürüyor. Berberleri çağırıyor, tıraş etmeye götürüyor. Yani çok ciddi yakın ilgide bulunuyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ona çok hayır dualarında bulunuyor. Hatta bununla alakalı Allah'a dua ediyor. Allah'ım Cafer'in evlatlarına sen sahip çık. Onları sana havale ediyorum, sana bırakıyorum diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar hakkında ciddi manada dualarda bulunuyor. Ki aleyhissalatü vesselamın duasının tesiriyle tabiri caizse her tuttuğu altın gibi oluyor. Yani biri bin oluyor yani. O şekilde Allah Azze ve Celle onun rızkını ciddi manada genişletiyor ve bununla alakalı zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bir yere gittiği zaman işte terkisine onu bindiriyor, gidiyor evlerine onların ihtiyaçlarını soruyor. Yani aleyhissalatü vesselamın torunları gibi, onun çocuğu gibi aleyhissalatü vesselam ona ciddi manada ilgi gösteriyor, saçlarını okşuyor. Abdullah İbni Cafer o anlarını hep tek tek anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisine yaptığı meseleyi. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'ım Cafer'in ev halkını hayırla halef ol. Abdullah'ın elini alışverişte bereketli kıl diye dua ediyor. Tabii bu dualardan sonra Rabbim Azze ve Celle onun işlerini ciddi manada bereketlendiriyor. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki, Cafer bana benzer, sen de Cafer'e benzersin diyor. Yani Cafer'in aslında kendisine benzediğini, çünkü amca çocukları ve Ebu Talib'in evinde büyümüşler. Ali, Akil, Cafer ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlar aynı evde büyüdükleri için aleyhissalatü vesselam onlara bu şekilde hem huy olarak hem de şekil olarak amca çocukları olduğu için benziyorlar diyebiliriz. Evet. Ve yine Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuklardan beyat almamalarına rağmen aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Zübeyr ile ondan beyat alıyor. Yani onları ciddiye alıyor. Ve özellikle 7 yaşında ondan beyat alıyor diyebiliriz. Ona ayrı ilgi gösteriyor aleyhissalatü vesselam. Biraz önce söylediğim gibi terkisine bindiriyor, onu gezdiriyor. Ona ayrı bir ilgi gösteriyor ki anamız babamız ona feda olsun, onun ilgisi çok kıymetlidir. Evet. Tabii peygamberin vefatından sonra Abdullah İbni Cafer ne yaptı? Çünkü hemen aradan çok bir zaman geçmeden Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ediyor.
Ebu Bekir'in döneminde zaten siyasi işlere hiç karışmıyor, hep itaat ediyor. Ömer'in döneminde radıyallahu anh aynı şekilde, Osman'ın döneminde aynı şekilde devam ediyor. Ancak özellikle Osman'ın vefatından sonra radıyallahu anh kendisi ister istemez siyasi bazı olaylara giriyor. Tabi amcası olan Ali radıyallahu anh'ı tutuyor doğal olarak bazı noktalarda. Ama savaşlara falan çok katılma yanlısı değil ama Ali radıyallahu anh'ın emrinde olan bir şahıs. Gel zaman git zaman oralara girmiyorum çünkü oralar uzun meseleler. Hatta İbn-i Mülcem'in kısasını bile o tenfiz ediyor, infaz ediyor. Yani biliyorsunuz İbn-i Mülcem, harici olan İbn-i Mülcem Ali radıyallahu anh'ı öldürdüğü için onun infazını bizzat kendisi üstleniyor. Sonra Ali radıyallahu anh'ın vefatından sonra Hüseyin radıyallahu anh zamanında biliyorsunuz Hüseyin radıyallahu anh gitmek istiyor. Bazıları ona destek vermek istiyor, kuffeliler falan. O dönemde mesela Abdullah İbni Cafer diyor ki yapma, gitme diyor. Bunlar sana sahip çıkmazlar diyor. Ama Hüseyin radıyallahu anh gitmeyi istiyor. Onunla beraber 3 tane çocuğunu yolluyor Abdullah İbni Cafer. Ve o Kerbela'da Abdullah İbni Cafer'in o 3 tane çocuğu da vefat ediyor, öldürülüyor. Bunu da detay olarak anlatmak istedim. Şimdi konumuza gelecek olursak, Abdullah İbni Cafer böyle bir adam. Kısaca anlattım, detayına girmedim. Cömertlik kutbu dedik. Yani çok cömert. Çok cömert olmak neyi gerektirir kardeşler? Fakirlikten korkmamayı gerektirir. Çünkü fakirlikten korkmayan insan, Allah Azze ve Celle'nin ne kadar zengin olduğunu düşünen bir insan zaten fakirlikten korkmaz ve düşünür ki Allah bana verir. Çünkü şeytan insanları fakirlikle korkutur. Zıttı olarak Allah Azze ve Celle de benim hazinelerim boldur der. Allah Azze ve Celle'nin iki eli açıktır, dilediği gibi verir yani. Onun için Abdullah İbni Cafer de buna inanan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmuş bir kişi olduğu için halk arasında artık onun cömertliği meşhur olmuş. Ticareti meşhur olmuş ve şunu nakledebilirim ki bir gün Sevat ehlinden Dihkan diye bir adam Abdullah İbni Cafer'i Ali radıyallahu anh'ın yanına gönderiyor. Konuşmacı olarak rica ediyor. Diyor ki git Ali radıyallahu anh'la konuş diyor. O da gidip konuşuyor. O adamın ricasını yerine getiriyor. Ricasını yerine getirdikten sonra adam diyor ki sen benim işimi gördün. Ben de sana 40 bin dinar vermek istiyorum diyor. Tabii dedim ya cömert, kanaatkar olan Abdullah İbni Cafer kendisine diyor ki biz iyiliği para ile satmayız diyor. Yani ben bunu iyilik için yaptım diyor. Ben para için yapmadım diyor. Bir gün Medine'de kara borsacılar şekerlerin tamamını alıp pahalıya satmak isteyince Abdullah İbni Cafer bütün şekerleri satın alıyor ve insanlara bedava dağıtıyor. Bu kadar gönlü zengin bir şahıs. Yezid bin Muaviye ona para yolluyor. O alıp bütün paraları fakir fukaraya dağıtıyor. O paradan hiçbir şey almıyor. Bununla beraber şöyle bir kıssası var ki Abdullah İbni Cafer bir gün bir seyahat esnasında bir hurma bahçesine uğruyor. Bahçenin siyah bir kölesi var. Köleye 3 tane ekmek veriyor. Bu sırada bir tane köpek geliyor. Köle ekmeklerden birini ona atıyor. Yesin diye. Sonra köpek ekmeği yiyince aç olduğunu zannediyor. Öbür ekmeğini de ona gönderiyor. Onu da atıyor. Bu şekilde 3 tane ekmeğini de köpeğe veriyor. Abdullah İbni Cafer bu köleye şunu soruyor. Diyor ki senin ücretin nedir? O da diyor ki benim ücretim işte bu gördüğün 3 tane ekmektir diyor. Yani. Tabi Abdullah İbni Cafer buna şaşırıyor. Peki niçin hepsini köpeğe verdin? Buralarda köpek de yok. Uzaklardan gelmiş olmalı. Yani senin köpeğin de değil herhalde. Diyor ki köle aç kalmasına gönlüm razı olmadı da ondan verdim diyor. Peki sen ne yiyeceksin diyor. O da diyor ki sabredeceğim. Ve günlük hakkımı Rabbimin bu aç mahlukuna devrettim diyor. Bazı rivayetlerde diyor ki ben bugün oruç tutacağım diyor. Bu güzel ahlak karşısında Abdullah İbni Cafer diyor ki Sübhanallah. Bir de benim için cömert olduğumu söylerler. Halbuki bu köle benden daha cömertmiş diyor. Ve bu kölenin içinde bulunduğu hurma bahçesini satın alıyor. Ve o köleyi de satın alıyor. Hurma bahçesini o köleye veriyor. Tabii bunun üzerine bazı kimseler diyor ki ne yaptın sen yani? Adam 3 tane ekmek attı diyor. Sen ise hurma bahçesini satın aldın.
adamı azat ettin, ona verdin. Yani nasıl kıyas ettin diyor. Bak burası bizim için çok önemli. Diyor ki o kölenin bütün mal varlığı o üç tane ekmekti. O onun hepsini verdi. Ben malımın bir kısmını vermişim, ne olacak ki diyor. Ne olacak? Yani belki üçte birini verdi, belki dörtte birini verdi, belki beşte birini verdi. O kölenin ise sadece üç tane ekmeği verdi ve o bunu verdi. Bu da böyle değil mi kardeşler? Bu da böyle. Zengin vermiş 1.000 lira, 2.000 lira, 5.000 lira. Para değil ki. Zengin bir günde kazanıyor onu. Ama fakir ayda alıyor 15.000 lira. O adamın verdiği 1.000 lira, onun verdiği 100.000 liradan daha kıymetlidir. Bunu her şeyden önce bilmemiz lazım ki işte bu sahabe bize bunu ciddi manada öğretiyor diyebilirim. Yine bunlar yani Hasan radıyallahu anh, Hüseyin radıyallahu anh ve Abdullah İbni Cafer. Bu üçü bir gün Medine'den Mekke'ye gidecekler hac yapmak için. Yollarını kaybediyorlar, mallarını, mülklerini tamamını kaybediyorlar. Tabii aç susuz ölecekler, bir bedevi çadırına sığınıyorlar. Kadına diyorlar ki su var mı? Yaşlı kadın da diyor ki orada diyor koyun var, sütünü sağın için. Bunlar sütü sağıyorlar, susuzluğunu gideriyorlar. Bu sefer şunu demeye başlıyorlar, yiyecek bir şey var mı? Kadın diyorlar ki sadece o koyunumuz var, kesin getirin size pişireyim vereyim diyor. Tamam diyorlar, pişiriyorlar, yiyorlar. Ancak Hasan, Hüseyin ve Abdullah İbni Cafer diyor ki ey kadın, Allah için Medine'ye gelirsen biz Kureyşliyiz. Bize uğra, biz sana bize bu yaptığın iyiliğin karşılığını fazlasıyla veririz diyor. Gece oluyor, kadının kocası geliyor. Ne yaptın diyor sen? Diyor ki ben gelen bu misafirlere, Kureyş'te olan misafirlere şunu verdim diyor. Sen bir daha onları nerede bulacaksın diyor. Ve kadına kızıyor. Tabii bunlar o kadar fakirler ki bu kadın tezek toplayarak geçimini sağlayan bir aile. Bir gün Hasan radıyallahu anh bunları görüyor. Kadını görüyor. Ey kadın beni tanıdın mı diyor. Kadın diyor tanımadım. Ben seni tanıdım diyor. Gel diyor bana yaptığın iyiliğin karşılığını sana fazlasıyla vereyim diyor. Ona bir sürü hayvan veriyor. Bir sürü de altın veriyor. Ve onu Hüseyin radıyallahu anh'ın evine yolluyor. Aynısını o da yapıyor. O da Abdullah İbni Cafer'e yolluyor. Abdullah İbni Cafer bunların yaptığı iyiliği görünce iki katını yapıyor. Diyor ki iyi ki en son bana gelmişsin. Şayet ben bunu başta vermiş olsaydım kardeşlerimi zor durumda bırakırdım diyor. İşte cömert olan şahsın durumu bu şekilde kardeşler. Yani iyiliğin karşılığı iyiliktir misali. Bunu asla unutmuyor. Yine bir Abdullah İbni Cafer'le alakalı, cömertliğiyle alakalı bir kısa anlatmak istiyorum. Zübeyir bin Avvam vefat ettikten sonra Abdullah İbni Cafer'in ondan 400 bin alacağı var. Abdullah İbni Zübeyir'e gidiyor, diyor ki dilersen alacağımdan vazgeçip bağışlayabilirim diyor. Abdullah İbni Zübeyir yok diyor. Dilersen benimkimi geciktir diyor. Abdullah İbni Zübeyir yok diyor. Biz babamızın malını topladık, alacaklılar gelsin, ondan sonra aramızda taksim ederiz diyerek onun bu isteğini reddediyor. Ama ne kadar cömert, ben vazgeçeyim diyor. İstersen tehir edeyim diyor. Ama o ne yapıyor? O bunu kabul etmiyor. Tabii bunlar, bu sahabeler bunu kimden öğrenmişler kardeşler? Bunlar öğretici hocaları olan Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmişler. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Ali radıyallahu anh'ı gömlek almak için pazara yolluyor. Tabii Ali radıyallahu anh pazara gidiyor, 12 dirheme bir gömlek alıyor. Alıyor gömleği, eve geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la Ali radıyallahu anh arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Diyor ki ey Ali bu gömleği kaça aldın diyor. O da diyor ki 12 dirheme aldım diyor. Ben diyor bu gömleği pek sevmedim diyor. Bundan daha ucuzunu istiyorum diyor. Acaba satıcı bunu geri alır mı? Ey Ali. O da diyor ki tamam gidip sorayım. Götürüyor gömleği satıcıya. Satıcı kabul ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın isteğini yerine getiriyor. Gömleği geri alıyor. Bununla beraber 12 dirhemi ona geri veriyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber o 12 dirhemle beraber pazara gidiyorlar. Pazara giderken bir görüyorlar ki ağlayan bir tane cariye. Diyorlar ki neden ağlıyorsun? Cariye diyor ki efendim beni pazara yolladı, bana 4 dirhem verdi, onları kaybettim, ondan ağlıyorum diyor.
Tabi rahmet peygamberi çıkartıp o 4 dirhemi ona veriyor. Sonra diyor, al git efendinin isteklerini yerine getir, al onu diyor. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselamın elinde kalıyor 8 dirhem. Yürüyor, bakıyor ki bir tane gömlek. Kaç para diyor? 4 dirhem diyor. Onu bana ver diyor. Veriyor, gömleği giyiyor. Yolda fakir, fukara, üstü başı yırtık bir adam görüyor. O gömleği çıkartıp tekrar ona giydiriyor. Sonra biraz daha yürüyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Kendisine bir gömlek daha alıyor ve o gömleği tekrar giyiyor. Sonra biraz daha yürüyor ki bakıyor ki o cariye eve gitmemiş, köşede ağlıyor. Neden ağlıyorsun diye kendisine soruyor. O da diyor ki çok geç kaldım, efendim beni dövecek diye korkuyorum. O da diyor ki tamam gel, ben sana şefaatçi olurum diyor. Cariyeyi alıyor, efendinin evine gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam birkaç defa selam veriyor. Tabi ev sahipleri onun sesini duyuyorlar ama peygamberin sesini tanıdıkları için istiyorlar ki daha çok peygamber onlara selam versin. Birkaç defa bunu yapınca en sonunda ve aleyküm selam deyince niye bana cevap vermediniz? Ey Allah'ın Resulü, senin sesini duymak istedik ondan diyor. Ben diyor bu kızcağız için geldim. Buna şefaatçi olmak istiyorum ki buna ilişmeyin. Buna karışmayın. Hani bunu dövmeyin diye. O da bunun üzerine diyor ki ev sahibi, senin hatrin için ey Allah'ın Resulü ben bunu azat ettim diyor. Bunu azat ettim, artık bu cariye hürdür diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada bize bereketin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir söz söylüyor. Diyor ki Allah'a şükür, ne de bereketli 12 dirhem, ne de bereketli 12 dirhem. İki çıplağı örttü, bir köleyi azat etti. Yani iki çıplağı örttü, bir fakir bir kendisini, bir köleyi de azat etti diyor. Gerçekten böyle mi? Gerçekten böyle. Yani paranızın az olması kardeşler, bu eğer bereketsizse zaten trilyonlar sizin olsa yetmez. Ama para az olup da Allah Azze ve Celle'nin bereketli kıldığı öyle paralar var ki vallahi az parayla insanlar kanaat ediyorlar. Az parayla insanlar kanaat ediyorlar. Onun için Ebu Hanife'ye nispet edilen bir söz var. Diyor ki İsrafta hayır olmadığı gibi hayırda da israf yoktur. Hiç düşündünüz mü? İsrafta hayır olmadığı gibi hayırda da israf yoktur. Yani hayırda ver. Verebildiğin kadar ver. Bunda israf olmaz. İstediğin kadar ver. Bunda israf olmaz diyor. Peki işte konumuza gelecek olursak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından bahsettik. Zaten onun cömertlikle alakalı çok hadisleri var. Oraya girmek istemedim. Sadece buralara dokundurdum diyebilirim. Nice abiler var. Mesela bugün bir piknik günü. Neden gelmiyorsun? Abi borcum var. Daha çok para kazanmam lazım. Veya daha hayırlı bir iş var. Diyorsun ki gel. Adam diyor ki ya ben diyor gelemem, işim var. Patron izin vermiyor. Adamın işi haram. Haram işte çalışıyor. Ama haram işi bırakıp helal işe hicret etmek için bir çaba göstermiyor. Yani insan bir çaba gösterir. İnsan bir mücadele eder. Allah Azze ve Celle'nin senin için yazdığı rızık bellidir. Sen haramı tercih ediyorsun. Oysa helali tercih etmek senin elinde. Daha önce aktardığım üzere. Allah Subhanehu ve Teala her kulun rızkını tayin etmiştir. Şüphesiz bir şekilde. Ama sen haram rızkı tercih ediyorsun. Veya sen çok çalışacağım diyerek çok fazla para kazanacağını mı düşünüyorsun? Hayır. Allah'ın sana yazdığından başkası sana ulaşmayacaktır. Allah Azze ve Celle bizi zayi etmez kardeşler. Eğer biz muvahhid Müslüman olduğumuza inanıyorsak Allah bizi zayi etmez. Allah kafirleri zayi etmiyor. Allah kafirleri yediriyor, içiriyor, mallar veriyor, mülkler veriyor. Allah kendisini zikreden, kendisine kulluk eden, kendisine secde eden kulları ne diye zayi etsin? Eğer biri bunu düşünüyorsa o Allah hakkında, Azze ve Celle hakkında suizanda bulunuyor. Böyle bir şey yok. Bakın size bununla alakalı seleften bir örnek vereceğim. Abdülvahid bin Zeyd rahimahullah şöyle anlatıyor. Diyor ki, tabii bu kim bu şahıs? Hasan-ı Basri'nin talebelerinden bir şahıs. Bir defasında diyor deniz yolculuğuna çıkmıştık. Fırtına çıktı ve bizi bir adaya sürükledi. Bilmediğimiz bir ada. Gemiden inip adayı dolaşmaya başladık. Orada puta tapan bir adam gördük.
rastladık, baktık adam puta tapıyor. Biz de gemide böyle bir şey yapan olmadığı için ona dedik ki sen kime ibadet ediyorsun? O da siz kime ibadet ediyorsunuz diye bize karşılık verdi. Biz dedik ki biz Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyoruz. O da dedi ki Allah kimdir? Dedi ki bunlar arşı semada hükmü yeryüzünde olan Allah'tır o. Bunu size kim bildirdi dedi adam. Onlar da dediler ki o bize apaçık mucizelerle birlikte bir peygamber gönderdi Allah Azze ve Celle. Bunu bize o bildirdi dedik. Peygamberinize ne oldu peki diye sordu. Risaletini eda ettikten sonra Allah onu katına aldı. Şöyle bir adam düşünün, hiçbir şey bilmiyor. Peygamber duymamış. Allah nedir bilmiyor. Allah diyorsun, Allah kim diyor. Peygamber diyorsun, peygamber kim diyor. Nasıl geldi, yaşıyor mu bilmiyor, duymamış. Böyle bir adamdan bahsediyoruz kardeşler. Peki aranızda bir alamet bıraktı mı diyor puta tapan adam. Bunlar da diyorlar ki Allah Subhanahu ve Teala ona kitap bıraktı diyor. Onu bana gösterin dedi puta tapan adam. Biz de ona Kur'an'ı gösterdik ve bir miktar da okuduk. O Kur'an'ı okuyunca ağladı diyor. Nasıl bir şey ki fıtrat? Demek ki duyar duymaz ağlamaya başlıyor. Ve diyor ki bu kelamın sahibine asi olunmaz diyor. Adam o an Müslüman oluyor. Ve salih amellerle İslam'ını da güzelleştiriyor. Sonra bizimle birlikte diyor gemiye gelmek istedi. Biz de onu gemiye bindirdik ve götürdük. Ona Kur'an'dan bir sure öğrettik. Gece olunca, burası zaten çok dikkat çekici bir nokta. Gece olunca uyumak üzere yataklarımıza girdik biz. Puta tapan adam diyor ki, bana öğrettiğiniz ilah uyur mu? Onlar da dediler ki Müslümanlar, o hay ve kayyumdur, uyumaz. Onu uyku ve uyuklama da tutmaz dediler. O zaman dedi, kulun efendisinin önünde uyuması edepsizliktir dedi. Ve bunu söyledikten sonra hemen ayağa kalktı ve sabaha kadar ağlayarak namaz kıldı. Abadan'a döndükten sonra arkadaşlarıma bu adamın kimsesi yok dedik. İslam'a da yeni girdi. Onun için aramızda bir şeyler toplamamız iyi olur, geçimini sağlar dedik. Bunun üzerine aramızda para toparlamaya başladık ve birkaç dinar, birkaç dirhem kendisine götürdük, adama teslim ettik. Adam dedi ki bu nedir? Dedik ki kendi aramızda topladık, bu infaktır dedik. Bunun üzerine adam şöyle dedi, Sübhanallah, bana bir yol gösterdiniz, ne var ki onu siz de bilmiyorsunuz. Kardeşler, bu sözün üzerinde o kadar düşünmeye gerek var ki gerçekten. Diyor ki bana bir yol gösterdiniz, ne var ki onu siz de bilmiyorsunuz. Bizim halimiz gerçekten böyle. Bazen biz insanlara yol gösteriyoruz, aslında o yolu biz de bilmiyoruz. Yani Allah'tan korkmayı tavsiye ediyoruz ama gereği gibi biz yerine getirmiyoruz. Allah'a tevekkül etmeyi emrediyoruz, gösteriyoruz ama gereği gibi bizler Allah'a tevekkül etmiyoruz. Bu adamın durumu da bu. Bana bir yol gösterdiniz, ne var ki onu siz de bilmiyorsunuz dedi. Dedi ki ben denizde, bir adada Allah'tan başka bir şeye ibadet ederken Allah beni zayi etmiyordu. Şimdi ben ona ibadet ederken Halik olan, Rezzak olan Allah beni nasıl zayi eder dedi. Ve dehşet bir cevap verdi. Bu söz her birimizin söyleyeceği bir söz. Kardeşler, geçim sıkıntısı yaşayan kardeşler, iş bulamayan kardeşler, Allah Azze ve Celle sizi zayi etmez. Allah'a karşı suizanda bulunmayın. Allah'a karşı hüsnü zanda bulunun. Allah Azze ve Celle kafirleri yediriyor, içiriyor iken seni zayi edecek değildir. Sadece seni imtihan ediyor, seni sıkıyor, istiyor ki günahlarını dökülsün, istiyor ki sen ona günahsız bir şekilde kavuş. Allah Azze ve Celle bunu istiyor. Sonra diyor bunu dedikten sonra yanımızdan ayrıldı. Birkaç gün sonra ölüm döşeğinde olduğunun haberini aldık. Hemen yanına gittim, son nefeslerini vermekteydi. Ona selam verdim diyor. Bir ihtiyacım var mı dedim. Dedi ki beni kendisini bilmiyorken sizi adaya getiren Allah ihtiyacımı giderdi dedi. Karşısına oturup sırtımı duvara yasladım. Bir müddet onunla vakit geçirmek niyetindeydim diyor giden şahıs. Ama gözlerim birdenbire uykuya yenik düştü ve rüyamda
Abadan kabristanında bir bahçe gördüm. Bahçenin üzerinde bir kubbe, kubbenin altında bir taht vardı. Tahtın üzerinde daha önce görmediğim güzellikte bir huri oturmuştu. Allah için onu defnetmekte acele et. Ona özlem duyuyorum, özlemim iyice arttı diyordu o huri. Yani rüyamda ölmüştü ve huri onu bizden bir an önce talep ediyordu. Uyandığımda arkadaşımın ölmüş olduğunu gördüm zaten. Bir uyandım, baktım ki o daha önce puta tapan adam aslında ölmüş. Onu yıkayıp kefenledim. Geceleyin rüyamda arkadaşımı çok güzel bir surette gördüm diyor. O huri kubbenin altında tahta oturmuştu. Arkadaşım da onun yanındaydı. Ve şu ayetleri tekrar edip duruyordu. Sabretmenize karşılık selam olsun size. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir diyerek. Şimdi burada kardeşler, hani hep söylüyoruz ya, gerçekten bu şahıs temiz fıtratlı bir şahıs ve kendisine İslam anlatıldığı zaman o ihtilafa, bu ihtilafa bulaşmadan, dünya maişetinin derdine girmeden Rabbine ruhunu teslim edip Rabbine kavuşuyor. İşte bu adam gerçek manada iman eden, gerçek manada hakkıyla İslam'ını yaşayan ve İslam'ın keyfiyetini anlayan, amacını anlayan bir şahıs. Bakın bu konu hakkında Ömer radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki hakikaten biz Allah'ın İslam ile şereflendirdiği bir toplumuz. İslam'dan başkasıyla izzet arayan Allah azze ve celle onu zelil kılsın diyerek bunu söylüyor. Eski cahiliyesini biliyor, hatalarını biliyor, kusurlarını biliyor. İslam'la izzetlendiğini biliyor, İslam'la şereflendiğini biliyor. Her kim İslam'dan başka bir izzet ararsa Allah onu zelil kılsın diyor. Biz de şimdi İslam'dan başka bir din mi arayalım haşa? Veya Allah'ın helalinden başka bir haram mı arayalım haşa? Böyle bir şey yok kardeşler. Bizler Allah'ın bize takdir ettiği şeyleri yapmakla mükellefiz. Allah Azze ve Celle o kadar şefkatli ki, o kadar merhametli ki, hele hele mümin kuluna şefkati, rahmeti daha çok. Bakın şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ki Taha suresi 43 ve 44. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَى Firavun'a gidin çünkü o azdı. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَى Ve o tuğyanlaştı, haddi aştı, ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alır ve korkar diyor. Dikkat edin, şu ayetin üzerinde düşünün. Adamın birisi Yahya bin Muaz'a geliyor. Yanında bu ayeti okuyor. Bu ayeti dinleyen Yahya bin Muaz ağlamaya başlıyor. Ve şöyle diyor. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ben ilahım diyen kimseye şefkatim böyleyse acaba sen ilahsın diyene şefkatin nasıldır diyor. Kıyası yapın kardeşler. Firavun gibi bir tağuta dahi Allah Azze ve Celle diyor ki قَوْلَ الْلَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Güzel söz söyleyin. Umulur ki korkar, sakınır diyor. Yani Allah Azze ve Celle ona bile şefkat gösteriyor. Ona bile merhamet ediyor. Bizim gibi ya Rabbim sen bizim ilahımızsın, senden başka gidecek kapımız yok diyen kullara Allah şefkatli olmayacak mı? Allah Azze ve Celle bizim amellerimizi zayi mi edecek düşünüyorsunuz? Hayır. Allah Azze ve Celle amellerimizi zayi etmez ve bizler kardeşler rızıklarımızı helal yoldan kazanmak için mücadele etmemiz lazım. Bunun için çaba göstermemiz lazım. Rızkımızın az olması bizi haram rızka sevk etmemesi gerekiyor. Bizim bunun için çaba göstermemiz lazım. Bakın İmam Ahmed'e soruyorlar. Diyorlar ki ey imam kalpler neyle yumuşar? Neyle mutmain olur diyor. İmam Ahmed bir müddet düşünüyor. Başını öne eğiyor. Diyor ki ey oğul helal yemekle diyor helal yemekle. Yani kalplerin yumuşamasını istiyorsan helal yiyeceksin. Helalinden kazanmak için mücadele edeceksin. Bakın Abdullah İbni Abbas diyor ki hiçbir mümin ya da fasık yoktur ki Allah Azze ve Celle ona helalinden rızık yazmış olmasın. Eğer sabredecek olursa Allah'ın kendisine yazdığı helal rızka kavuşur. Ancak acele eder
ve haramdan kazanmaya kalkarsa Allah Azze ve Celle kazandığı kadarını onun helal olan rızkından keser. Yani sen haram kazanıyorsun ya, zannediyorsun ki ben buraya yöneldim, bu kötü işe kavuştum, param rızkım arttı zannediyorsun. Hayır, o zaten sana gelecekti ama sen haramı tercih ettin. Sen haramı tercih ettin. İbn Abbas böyle diyor. Sen haramı tercih ettin. Onun için kardeşler, mesela önünüze bir iş geldi. Acaba helal midir, haram mıdır? Caiz midir, değil midir? Hemen önce bunu Allah Azze ve Celle'nin kitabına, Resul'ün sünnetine, selefin anlayışına götürdünüz. Dediler ki bu iş haramdır. Ama çok büyük bir para veriyor. Hemen deyin ki kardeşler, Allah Azze ve Celle benim için bu rızkı tayin ettiyse helal yoldan da tayin eder deyip hemen o işi bırakın ve kendinize helal işler arayın. Yapmanız gereken budur. Yani biraz önce söylediğim gibi cömert olmak ise, hani adamın parası var, cömert, veriyor veriyor, sadaka malı eksiltmez. Sadaka sürekli malı arttırır. Bunu unutmayın kardeşler. Sadaka veren bir şahıs hem kendi lehine ecir yazıyor hem de Allah Azze ve Celle onun rızkından hiçbir şey eksik etmiyor. Bir de böyle bir durum var. Ama o daha önce puta tapan adamın söylediği gibi çağırdığımız şeye biz daha yakinen iman edemiyoruz. Yani biz daha bilmiyoruz. Bunu da söylemekte fayda var diyebilirim. Bakın Ebu Derda diyor ki bana kendisiyle Allah'ın yardım ve faydasına mazhar olabileceğim bir kelime öğret diyerek ona soruyorlar. O da diyor ki bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş tane kelime öğreteyim diyor sana. Yalnızca helal kılınan şeylerden ye. Ancak helalden kazanacağın gibi ailene de helalden başkasını götürme. Allah'tan günlük rızkını iste. Sabahleyin kalktığında kendini dirilerden say ve sana küfredip aleyhinde bulunan kimseyi Allah için bağışla. Bir kötülük işlediğinde Allah'tan bağışlanma dile. Burada o da bize helal kazançtan bahsediyor diyebilirim. Bizler kardeşler, bizler vallahi insanlardan haya ettiğimiz kadar, insanlardan korktuğumuz kadar, Rabbimizden korksak, Rabbimizden haya etsek zaten problem kalmaz. Mesela bir iş yaparken beni görmesinler. Müslümanlar beni görürse kınarlar. Ya sen, Müslümanlar seni görürse kınamış ne olmuş? Allah seni görüyor, görüyor. Önemli olan Allah'ın seni görmesi. Bununla alakalı bakın, Abdullah İbni Ömer bir kölesiyle alakalı bir olay var. İbni Ömer bir kölesini bir suç sebebiyle cezalandırmak istiyor. Kölesi de diyor ki efendim diyor, senin Allah Azze ve Celle'nin ceza vermesinden korktuğun bir günahın yok mu diyor İbni Ömer'e. İbni Ömer de diyor ki evet var. Bunun üzerine sana mühlet veren Allah için neden bana mühlet vermesin diyor köle. Bunun üzerine o zaman diyor ben sana mühlet verdim diyor. Bu köle daha sonra ikinci bir suç daha işliyor. Daha sonra bir suç daha işleyince bunun üzerine Abdullah İbni Ömer onu cezalandırmak isteyince yine aynı şeyleri söylüyor. Yine onu affediyor. Aynı şeyleri söylediği için yine affediyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle sana mühlet vermiyor mu? Sen de bana mühlet ver diyor. Her defasında Abdullah İbni Ömer'i bu şekilde dizginliyor. Sonra bir daha suç işliyor. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer onu cezalandırmak istiyor. Bu sefer köle bir şey demiyor. İbni Ömer diyor ki ne oldu sana? İlk iki defa söylediğini şimdi neden söylemiyorsun diyor. Köle diyor ki efendim, suç işlemeye devam etmeme rağmen gösterdiğin hilimden dolayı haya ettiğim için söylemiyorum. Siz olsanız ne dersiniz bilmiyorum ama Abdullah İbni Ömer ne diyor biliyor musun? Alıyor bunun üzerine. Diyor ki ben haya edilmeye Rabbimden daha fazla hak mı sahibiyim ki sen böyle yapıyorsun? Ya? Yani ben Rabbimden daha fazla mı haya sahibiyim ki sen böyle yapıyorsun? Seni diyor azat ettim, artık hürsün diyor. Evet kardeşler, bunlar ve daha anlatabileceğimiz birçok nokta bizi bu konuda etkiliyor ve maalesef kadınlar bazen erkekleri ciddi manada etkiliyor. Kadın çok şey istiyor, erkek etkileniyor. Kadın çok şey istiyor, erkek etkileniyor. Bu sefer erkek harama meylediyor. Hatırlarsanız bayram konuşmasında bu konuyla alakalı bir kıssa anlatmıştım. Yani kanaatkar olan kadınlar her zaman eşlerini mutlu ederler. Hem dünyada hem ahirette onların hayırda öncüleri olur. Bu böyledir. Ebu Müslim el-Havlani. Bakın dikkat edin bu şahsa.
Mescitten eve döndüğü zaman eşiyle arası çok iyi. Evin kapısında tekbir getiriyor. Hanımı da tekbirine tekbirle karşılık veriyor. O kadar araları iyi. Evin avlusuna gelince yine tekbir getiriyor. Hanımı da karşılık veriyor. Odanın kapısına gelince tekbir getiriyor. Hanımı da tekbirine tekbirle karşılık veriyor. Bir gece mescitten eve gelince kapısının yanına geliyor, tekbir getiriyor. Ama bakıyor ki kimse cevap vermiyor. Evin avlusuna gelince yine tekbir getiriyor. Bakıyor ki kimse cevap vermiyor. Kapısına gidiyor, yine tekbir getiriyor. Bakıyor ki kimse cevap vermiyor. Ve şunu söylüyor. Daha önce eve girdiğinde hanımı ridasını ve ayakkabılarını alır, sonra kendisine yemek getirirdi. Eve girince lambanın yanmadığını, hanımının da başını eğip oturmuş bir çubukla yeri deştiğini gördü. Hanımına soruyor, neyin var? Hani daha önce böyle hareketler yapmazdın. Ben gelirdim, beni kapıda karşılardın. Ridamı, terliğimi, kıyafetlerimi getirirdin, yemeklerimi getirirdin diyerek ona bu konuda bazı sorular soruyor. Hanımına neyin var diye sorunca hanımı diyor ki senin Muaviye'nin yanında değerin var. Bizim ise bir hizmetçimiz yok. Ondan bize bir hizmetçi vermesini isteseydin verirdi diyor. Bunun üzerine Ebu Müslim diyor ki Allah'ım hanımımı kim bana karşı doldurmuşsa gözlerini kör et. Bu dua üzerine hanımının yanına daha önce bir kadın gelmiş ve kocan Muaviye'nin yanında değerli birisidir. Ondan hizmetçi iste, sana bir hizmetçi versin diyerek de kadının kafasını karıştırmış. Kadın da bunun üzerine kocasına karşı dolmuş. Yani şöyle anlatayım, daha önce her şey güllük gülistanlık iken, kadın kanaatkar iken başkalarının dolduruşuyla hemen ne yapıyor? Kocasına karşı asi oluyor. Ama Ebu Müslim öyle bir dua ediyor. Allah'ım karımı bana karşı kim doldurmuşsa onu kör et diyor. Ve birdenbire kadın diyor ki ışıklar mı söndü demeye başlıyor. Bunun üzerine bakıyor ki ışıklar sönmemiş. Ve olayın iç yüzünü anlatıyor. Sonra Ebu Müslim'den gidip helallik istiyor. Ebu Müslim de onu bağışlıyor. Ve bir müddet sonra kadının gözleri açılıyor. Bu da onun kerametlerinden bir tanesidir. Kardeşler bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Yani kadınları başka kadınlar dolduruşa getiriyor. Başkalarından gördüğü şeyleri istiyor, kocalarına baskı yapıyorlar. Kocaları da maalesef haram rızka yöneliyorlar. Veya infaktan kaçınıyorlar, veya cömertlikten kaçınıyorlar, veya hayırlı amellerden ellerinden geldiği kadar kaçınıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Adam bugün işe gitse ne olur, gitmese ne olur mesela. Ama gelmiyor. Niye gelmiyorsun? Ya benim borcum var. Sen şimdi gittin, çalıştın, evet kazandın 3-5 lira bir şey. E ne oldu? Sen bunun sende kalacağını düşünüyor musun? Ya hastane yoluyla, ya çalıntı yoluyla, ya başka bir yolla senden çıkacak. Nasibin varsa aynı parayı pazartesi de kazanırsın. Salı da kazanırsın, çarşamba da kazanırsın. Buraya kadar anlattığım bütün kıssalar hep bununla alakalı. Bereket, cömertlik ve kişinin Allah'ın verdiğine razı olmasıyla alakalı. Eğer insan Allah Azze ve Celle'nin verdiğine razı olursa mutlu olur. Der ki Rabbim benim için bunu takdir etti, ne güzel. Azı da onun, çoğu da onun diyecek. Ve zaten kardeşler bizler hep şunu unutuyoruz. Hep şunu unutuyoruz. Mesela örnek verecek olursak Ebu Derda diyor ki ey mal sahipleri, kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce kendinizi mallarınızla serinletiniz diyor. Ebu Derda daha sonra şöyle dedi. Ey insanlar, sizler için sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yemek yemenizdir. Karnınızı tıka basa doldurmanızdır. Ve o halde ilimce aç olduğunuz halde bunu yapmanızdır. En hayırlınız şudur diyor Ebu Derda. Gel ölmeden önce oruç tutalım diyendir. En şerliniz de gel ölmeden yiyip içip eğlenelim diyendir diyor. Biz ne diyoruz kardeşler? Biz diyoruz ki gelin hep beraber Allah'a ibadet edelim. Gelin Allah'a karşı asi olalım demiyoruz insanlara. Onun için bu tür çağrılara cevap vermek lazım. Yine Ebu Derda devamda diyor ki bina yapan bazı insanlara rastladığında şunu söyledi.
Siz Allah Azze ve Celle'nin harap etmek istediği dünyayı imara ve yenilemeye çalışıyorsunuz. Ama biliniz ki sonunda onun dediği olacaktır. Yolu viranelere düştüğünde ey harabeler harabesi, hani daha önceki sahiplerin diyerek bunu bize söylüyor Ebu Derda diyebilirim. Ve Ebu Derda yine başka bir rivayette kendisinden sonra sizi hiç hatırlamayacak olan insanlara neden mal biriktiriyorsunuz? Neden onlar için dünyanızı ve ahiretinizi heba ediyorsunuz? Belki siz öldükten sonra çocuklarınız, eşleriniz 3 ay, 5 ay ondan sonra unutulup gideceksiniz. Başka bir şey kalmayacak. Onlar için neden ömrünüzü tüketiyorsunuz? Neden mallar biriktiriyorsunuz? Diyerek Ebu Derda buradaki gerçekliği de bize tekrar hatırlatıyor diyebilirim. Allah Azze ve Celle sizi ve beni bu nasihatlerden faydalanan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle sizi ve beni hakkıyla cömert olan kullarından eylesin. Cimrilikten koruyan kullarından eylesin. Allah Subhanehu ve Teala Selefi Salihinin saf ve pak ve cömert olan yoluna bizi tabi eylesin diyelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.